Panik bozukluğu 3 adımda alt etmek serisinde ilk 2 adımı konuşmuştuk. Birinci adım tabii panik bozukluğu ve panik atakları tanımak. İkinci adım buna karşı çıkabilmek. Üçüncü adım da yani bu videonun konusu olan panik bozuklukla uzlaşmak. İlk 2 videoda konuştuklarımızı işittiniz, duydunuz. Ama bir şey duymuş olmak onu öğrendiğimiz ve hayata geçirebileceğimiz anlamına her zaman gelmiyor. Bunun için belli pratikler yapmamız gerekebiliyor. Bunu normal bir ders, hani akademik hayatımızdaki bir ders üzerinden de aslında örnekleyebiliriz. Herhangi bir derse gireriz, hoca işte gerekenleri bize anlatır, bunları işitmiş oluruz. Ama her zaman aynı pratikliği ve hızla bu öğrendiğimiz bilgileri geri veremeyebiliriz değil mi? Bir başkasına mesela anlatamayabiliriz. O zaman bu, o dersi veya o konuyu tam olarak sindirmediğimiz anlamına gelir aslında. Bunu yapmak için, sindirebilmek için belli pratikler gerekir. Şimdi buradaki panik bozuklukla uzlaşabilmek için de ilk iki görüşmede konuştuklarımızı da aslında belli bir düzeyde sindirmek gerekecek. Bu sindirmenin yollarını bu videoda konuşuyor olacağız. Böylelikle panik bozuklukla nasıl uzlaşabileceğinizi ve hayatınızı giderek nasıl daha az etkiler bir hale geleceğini anlayacaksınız. Uygulamak her zaman kolay olmayabilir. Bunun da farkındayım. Yani söylemek yapmaktan her zaman daha kolaydır ama bunun bir yol olduğunu ve faydalı ve işe yarayan bir yol olduğunu da unutmamakta fayda var. Panik bozukluk, yani panik ataklarımızın belli bir alarm sistemine benzediğini, vücudumuzun bir tehlike algıladığını ve bu tehlike varsayımı üzerinden bir alarmın harekete geçtiğini ve çalmaya başladığını, savaş kaç tepkisini, bunları uzun uzun konuşmuştuk. Şimdi o halde yapmamız gereken şey bu alarm sistemine belli bir düzeyde duyarsızlaşmayı sağlamak olacak değil mi? Yani olması gereken şey bu. O halde bu duyarsızlaşmanın nasıl olacağını öğrenmelisiniz. Tabii bir anda kendiliğinden de olmayacak. Bunu yapabilmek için aslında beynimizin öğrenme süreçlerini iyi bilmek gerekir ve oradaki o öğrenme sürecini tersine çevireceğiz. Yapacağımız şey şu. Eğer mesela basit bir örnek üzerinden konuşursak, eğer araba kullanıyorsanız veya araba kullanan birisine sorarsanız, yani kendiniz kullanmadıysanız, belli bir süre arabayı kullanırken, işte vites değişimlerinde olsun, arabanın işte gerekli aksesuarlarını kullanırken olsun, direksiyonu çevirirken olsun vesaire, sürekli olarak bir dikkat toplamak ve yaptığınızı düşünmek durumunda kalırsınız. Ama belli bir pratiğin ardından bir süre sonra fark edersiniz ki artık birçok şeyi düşünmeden otomatik bir şekilde hızla yapıyorsunuz. Bu bir şekilde artık beyninizin bu süreci öğrendiği ve otomatikleştirdiği anlamına geliyor aslında. Yemek yerken de benzer bir şey vardır. İlk başta önümüzdeki yemeğe, işte tabağa, hani çatalımızı, kaşığımızı daldırmaya başlarız. Ama bir süre sonra artık düşünmeden, hatta sofrada işte konuşarak vesaire, hızlı bir şekilde yemeği yiyebildiğimizi de görürüz. Bu yine beynimizin, aslında bizim bilincimizin dışında olarak yapılan işlemi otomatik bir şekilde eski bilgilerden ve öğrenilenlerden devam ettirdiğini gösteren bir şey. Böylelikle hayatımızda aslında sürekli düşünerek bir şey yapamayacağımız, her şeye de anında dikkatimizi veremeyeceğimiz için aslında bu bir kolaylık değil mi? Yani otomatikmen devam eden bir şey. Panik atak korkularımızda da benzer bir şey var. Aslında beynimiz bir süre sonra şunu öğrenmeye başlamış. Tabii ki siz farkında olmadan. Panik ataklı kişinin yaşadığı şey şu, işte öleceğim, aklımı kaçıracağım vesaire değil mi? Böyle bir korku ve fiziksel belirtiler ortaya çıkıyor. Sonrasında bu fiziksel belirtilerinizle birlikte ne yapıyorsunuz? Korktuğunuz şey gerçekleşmesin diye elinizden geleni yapıyorsunuz aslında. Yani ölmemek veya kalp krizi geçirmemek, işte aklınızı kaçırmamak için gerekenin ne olduğuna inanıyorsanız, gereken şey neyse diyecektim ama, gerekenin ne olduğuna inanıyorsanız onu yapmaya başlıyorsunuz değil mi? Bir süre sonra. Mesela işte ne bileyim belki derin nefes almaya çalışmak, İşte kalkıp dolaşmak, işte temiz havaya çıkmak. Yani birçok şey sayılabilir. Şimdi hepsini saymayayım. Hani size de farklı böyle önerilerde bulunmuş gibi olmayayım. Bütün bunları yaparak
korktuğunuz sonu engellemeye çalışıyorsunuz. İşte nabzı saymak mesela bunlardan bir tanesi. Bir şekilde bir önlem almaya çalışıyorsunuz. Bu önlemlerin sonucunda öldünüz mü? Veya hiç aklınızı kaçırdınız mı? Hayır. O halde bütün bunların sonucunda aslında kendinize gösterdiğiniz ve beyninize gösterdiğiniz şey şu. Yani ben bu önlemleri alarak ölmüyorum. Yani korktuğum sonucu uzaklaştırıyor biliyorum. Sanki uzaklaştırmış gibi oluyorsunuz. Tabii ki insan kalp krizi geçiriyorsa nabzını sayarak veya temiz havaya çıkarak bunu engelleyemez ama böyle bir varsayım gelişmiş oluyor. Ve sonrasında o halde beyniniz şunu öğrenmiş oluyor. Demek ki biz bu belirtileri ya da bu korkuları, işte bu korkulan sonu bu yaptığımız önlemler ve davranışlarla uzaklaştırabiliyoruz. Ve böyle olduğuna inanmaya başladıkça her panik atak ortaya çıktığında ve bu işte kalp krizi, aklını kaçırmak gibi korkular ortaya çıkmaya başladığında bu önlemleri yaparak yine korktuğunuz sonucu uzaklaştırmış varsayımını kuvvetlendirmiş olursunuz. Yani kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet gibi aslında ne olacağına kendiniz inanıyorsunuz. Yaptığınız önlemlere de kendiniz inanıyorsunuz. Aralarında hiçbir bağlantı olmasa bile ve sonrasında devam ediyor. Mesela şunun gibi bir örnek üzerinden anlatalım ne olabilir? Halk arasında çok vardır. Mesela korkulan bir şey aklımıza geldiğinde veya konuşulduğunda işte tahtaya 3 kez vurmak, kulağa çekmek gibi değil mi? Şimdi aslında bu korkulan şeyle bu yaptığımız hareketin arasında hiçbir bağlantı yok ve birbirlerini savabilmeleriyle bir alakaları da yok. Ama bu bir inanç değil mi? Yani öyle hani bir inanç diyelim. Benzer bir şey burada da oluşuyor işte. Aslında oluşmuş, çoktan oluşmuş. Korktuğunuz şey kalp krizi geçirmek. Bunu savacağını düşündüğünüz şey işte bir şey, her neyse o. Ve bu olacağını düşündüğünüzde hemen bunu yapmaya başlamak. İşte şundan çok bir fark yok. Buraya kadar tamam. Şimdi işte uzlaşmak burada başlıyor. Bu yaptığınız hareketler bu korkularımızı aslında besliyor. İşte burası önemli olan nokta. Nasıl besliyor yani? Bu korku, bu hareketlerim niye benim korkumu beslesin ki? Şöyle bir etki oluşuyor. Siz bunları yaptıkça, bu önlemleri aldıkça ve ölmedikçe, ölmediniz değil mi? Bu videoyu izlediğinize göre. Ölmedikçe, işte aklınızı kaçırmadıkça, korktuğunuz şey olmadıkça bu yaptığınız davranışların gerçekten işe yaradığına beyniniz inanmaya başlıyor. Ve o zaman bu tarz davranışları daha çok istemeye başlıyor. Daha çok yapma ihtiyacı gibi. Ve bu davranışları yapmadığınızda bu korkularınızın da gerçekleşeceği varsayımı ortaya çıkmaya başlıyor aslında. Demek ki korktuğumuz şey gerçek ve bu önlemleri yaparak işte ne bileyim tahtaya 3 kez vurarak mesela bu korktuğumuz şeyden uzaklaşabiliyoruz. Yani kendimizi koruyabiliyoruz. O zaman demek ki tehdit de gerçek gibi böyle kendi kendini gerçekleştiren, kendi kendini kanıtlayan bir varsayım hipoteze dönüşmüş oluyor. Şimdi o halde uzlaşmak işte tam da burada başlıyor. Benim size önerdiğim şey ve birçok danışanımda da panik bozukluk hastamda tedavi ettiğim kişilerde veya bana başvuranlarda çok faydasını aldığımı gördüğüm bir şey. Bu yaptığınız önlemsel davranışları, hareketlerin hepsini bir liste içine doldurmak ve listeledikten sonra bunları teker teker ne kadar korkarsanız korkun teker teker her atakta mesela şöyle yapın. Bir hafta ya da işte birkaç gün ataklarınızda listelediğiniz belirtiler şey, önlemlerden bir tanesini asla yapmayın. O belirlediğiniz önlem de sizin için en önemsiz önlem olsun. Yani bir önem sırasına koyduğunuzda önlemlerinizi, yani mesela şunu muhakkak yapmadan duramam ama şunu gözden çıkarabilirim dediğiniz bir tane önlemi 3 gün, 1 hafta gerekirse hani biraz daha uzun olabilir 10 gün ataklarınızda o önlemi hiç yapmayın ve tamamen hayatınızdan çıkarın. Böylelikle o önlem olmadan da hayatta kaldığınızı kendinize göstermiş olun. Sonra peki bir hafta sonra ne yapacaksınız? Bir üstteki önlem.
bir üstteki önlem. Böyle böyle, böyle böyle. Göreceksiniz ki bu önlemi yapmadan hiç duramam, kesinlikle duramam dediğiniz önlem bile alttaki önlemler gittikçe ve hala hayatta kaldığınızda tabii ki işte aklınızı da kaçırmadığınızı gördüğünüzde beyninize de bunu gösterebildiğinizde bu en önemli dediğiniz önlem de aradan çıkıp gidecek. Ve böylelikle panik bozuklukta ümit ediyorum ki hayatınızdan çıkacak. Buraya kadar tamam. Dediğim gibi söylemesi yapmasından kolay. Bir terapiste bu süreci yapmak tabii ki çok daha faydalı olur ama bu video üzerinden de aslında ne yapılması gerektiğini gayet iyi anladığınızı düşünüyorum. Buraya kadar tamam. Bundan sonraki süreç bir konu daha var sizinle paylaşmak istediğim. O da panik bozukluğun niye yaşanıyor olduğunun bir başka anlamı. O da aslında şu. Panik bozukluğu fark ettiyseniz aslında ölmeyeceğiniz ve aklınızı kaçırmayacağınız bir şey. Ama çok ses, çok gürültü çıkartıyor. Ben bunu bir ses bombasına benzetiyorum. Ses bombalarını bilir misiniz? Hani tahribat gücü yoktur, etrafı parçalamaz ama çok ses çıkartır ve çok fazla dikkat çeker. Panik bozukluk da böyle bir şey. Panik bozukluktan kimse ölmemiştir ya da bu anlamda kaydedilen bir kişi yok. Veya aklını kaçıran da olmamıştır ama çok gürültü çıkarır. Kişiyi de epey meşgul eder. Bu belki şu anlama geliyor olabilir. Hayatınıza bu anlamıyla bakın. Belki de hayatınızda sıkıntı duyduğunuz, üstesinden gelmekte zorlandığınız, hatta yüzleşmekte zorlandığınız ve kendinize mesela itiraf etmekte, ifade etmekte dahi zorlandığınız bir problem vardır. Hepimizin hayatında böyle şeyler olur. Zaman zaman. Ve bu problemle uğraşmak sıkıntı verici bir şeydir. Bu problemden dikkatinizi çekecek ve sizi gerçekten uğraştıracak ve bu konudan sizi uzaklaştıracak başka bir sorun olsa belki o dönem için daha rahat hissedeceksinizdir. Panik bozukluk böyle bir dönemde ortaya çıkmış da olabilir. Evet. Hoşça kalın. Eğer videolarımı beğeniyorsanız tabii kanalıma üye olun ve yeni gelecek çekeceğim videoları da takip etmeyi unutmayın. İyi günler, hayırlı günler.